efendiler, anneler, babalar, teyzeler, amcaoğullar, teyze kızları derken her birinizin maskelerinden bahsettim, fark ettiniz. Her birimiz gün içerisinde 10 tane, 100 tane maskeye giriyoruz. Kiminin annesi, kiminin babası, kiminin amcası, kiminin karısı, kiminin nesi, yengesi. İş yerinde çalışan patron, müdür, işçi neyse her birimiz onlarca, yüzlerce maskeyle günü geçiriyoruz. Sizden ricamız bu akşamlık şudur dostlar. Lütfen maskelerinizi unutun. Burada en saf halinizle, en insan halinizle olun. Rahat bırakın kendinizi. Güzel bir gösteri izleyeceksiniz. Bu gösteriden sonra ümit ediyoruz ki buradan her biriniz yüzünüzde bir gülümsemeyle birçoğunuz rahatlamış bir şekilde güzel bir pazartesine başlayacaksınız diye umut ediyoruz tabii. Ama bunun için de her şeyi de bizden beklemeyin. Siz de şimdi oyunun başında genellikle şöyle olur. Daha doğrusu önce şunu sorayım. İlk defa izleyen var mı? İki, ah canım. Olsun. En azından buranın doğru söylediğini inanıyorum. Olsun, aramıza yeni düştünüz. Allah akıl fikir versin. Akıl fikir verdi de ne oldu? Dolar 11 lira oldu. Başka bir sürü sorun oldu. Bazen akıllı olup dünyanın derdini çekeceğine ne demişler? Deli ol, dünya senin derdini çeksin. Hanımlar, beyler, bugün insanlığımız baki kalsın ama aklı birazcık bırakın. Sahnede dediğim gibi güzel bir gösteri izleyeceksiniz. Ama inanın 5 tane kapı, 5 tane teknik var bildiğimiz. Ama o teknikler, yani o kapılar içeri girdikten sonra ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Çünkü her hafta farklı hikayeler, farklı canlandırmalar, farklı eğlenceli performanslar çıkıyor. Peki kim belirliyor bu gösterinin sonraki sürecini? Siz. Evet, siz. Şimdi ilk başta şöyle olur. Mesela geçen hafta şöyle bir şey olmuştu. Yanındaki işte eşiyle gelmiş. Demiş ki nasıl bir gösteri, gidip tiyatro izleyeceğiz. Biz de sahne çıkıyor. Yok canım öyle bir şey. Koltukta oturuyoruz. Öyle sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Bugün bir de sahneye çıkacak. Zorlayacağız ama şeyle vinçle getirmeyeceğiz. Size söylüyoruz. Rahat olun. Eğlenin. Tadını çıkarın. Ondan sonrasını koy verin gitsin. Arkadaşlar ellerine geleni yapacaklar. Sizler de şu baştaki gerginliğiniz biliyorum. Bak ilk bir teknik, bir buçuk teknik böyle biraz gergin oluyorsunuz. Bir defa böyle bir adam çıkmış, şişko göbekli bir şey. Şimdi kim gelecek, bir şey gelecek, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Herkesin gardı böyle, en azından izlemeyenler. Ama sonra oyunu ilerleyen saatlerinde açılıyorsunuz, gevşiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ama oyun bitiyor. Kaçırma. Parayı verdim, para yanında, geçmiş olsun. Şimdi an itibariyle en insan halinle eğleneceğiz. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık mı? Sponsorumuz aramızda, yemek sponsoru, sen söylesene neydi adı? Big Benjamin. Benjamin hamburger, çok güzel hamburgerlerini yedik. Neredeydi abi yer? Ataevler'de. Ne caddesiydi? Nilüfer Hatun Caddesi'nde. Birinci ışıkları geçiyoruz, ikinci ışıkları geçiyoruz, sağda. Üçü geç dur. Evet, Benjamin hamburgerlerini biz ekip arkadaşlarımız bugün yedik, test ettik, gayet güzel. Bir de muzur muzip diye giderseniz size 6 mı 8 mi 5 tane? 9 tane soğan halkası muzur muzip ismini verip gidenler ekstradan hediye alacaklar. Sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Evet. Eğleneceğiz. Bak biz eğlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar söylüyorum, rahat bırak, gevşe, rahatla, oyunumuz başlasın. Eğlenelim, coşalım, olayın tadını çıkaralım. Ama ben sözü çok fazla uzatmayayım. Konuşmaktansa yapmak, eyleme geçmektir isteğimiz. Şu an sahneyi onlara bırakıyorum. Lütfen en güzel alkışları sahne arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, yol arkadaşlarıma. Muzur ve muzip geliyor! Affetme.
çok fikir vermesin. Bugün 365 gün akıllıyız. Bir gün delirmenin hiç kimseye zarar olmaz. Tadını çıkan hanımlar beyler. Şimdi bu arkadaşlar 6 kişiler görüyorsunuz. Bu 6 kişinin oynayacağı 5 tane teknik var. İlkine sizle şimdi başlayacağız. Lakin ama fakat bunlar 6 kişi muzur muzipler. Ortadan ikiye böleceğiz. Üçü bir yere geçecek. Bugün ilk defa, siz ilk defa geldiniz değil mi? İsminiz? Efendim? Murat biraz daha içinden konuşursan biz pandemi yapmak zorunda kalacağız. Murat, ne iş yaparsın? Otomotiv sektöründe. Bursa'da çok ilginç, enteresan. Düşün ki Bursa'da aslında hiç otomotiv. Ve tekstilci yoktur yani. Evet, tekstilci yoktur. Biz de bir ara düşündük. Hep arkadaşlara şunu diyoruz. Bu dünyada eğlenelim, coşalım. Bir daha eğer reenkarnasyon varsa bir daha gelirsek genç şarkıcı olacağız. Ya otomotivci. Ben tekstilci olurum. Sen tekstilci olurum. Ben hamburgerci olurum. Allah abi çok iyiydi ya. Gerçekten harbiden çok iyiydi ya. Teşekkür ederiz Benjamin. Mesut, sen hamburgerci olmasına olursun, güzel de olursun da kazanamazsın. Yani kazanamayacağını düşünüyoruz. O yemek de onu ikili. Fark ettik. Şimdi bu arkadaşları ikiye böleceğiz. Üç tane o tarafa, üç tane bu tarafa. Sen seç. Hangisi ne tarafa gitsin? Öksüren hanım. Ben buradan sesi hoparlör sana gönderiyorum. Öksüren hanım attık o tarafa. Eşini ben seçiyorum. Tabii ki. Ama şey, hanımefendi kim? Eşiniz, hayat müşterek. İsterseniz siz bir istişare edin. Biz bir çıkalım, bir şey çıkalım ondan sonra. Rahat bırakın. Üşüyor musunuz? Yakın kaloriferleri. Biraz sonra ısınacağız. Evet, siz söyleyin birinde. Buraya kim gitsin? Hamburgerci olur efendim. Seni hamburgerci ilan ettik. Hadi bakalım. Bunu acaba şey mi çıkarsak ya? Onu düşündüm ya. Fotoğrafını çekip... Hamburger güzel. Parası da yok. Ya hocam, hava basıyorlar ya. Böyle böyle. Şey var ama biraz. Böyle olsun. Göbeğe biraz boya. O kadar. Benjamin'den sonra. Benjamin'den sonra. Bitmesin. 5, 2, 3. Üçüncü kişi. Sempatik. Biz daha çok seksiyiz. Teşekkür ederiz. Bugüne kadar sana çok şey söylenmişti ama sempatik ilk defa duyuyoruz. Ben de. Zoruna gitti galiba. Ya bana söylediğinde çok sevdi anlandım. Sen sempatik misin? Değilim hocam. Bir umut var mı yani? Değilim. Yok bence de. Bir burada, iki orada. Siz. Buraya kim geçsin? Buyursunlar Ebru Hanım. Ebru nasıl? Ne diyelim ona da? Hamburger, sempatik, öksüren. Kırmızı dudak. Zarif. Bak oyunun sonunda neler diyeceksin sen. Böyle zarif, marif. Muzur muzip. Gösterinin ismi Muzur muzip. Muzur ve muzipçe. Ay bana zarif dendi. Çok teşekkür ederim. Evet, ilk defa böyle bir şey duyduk. Çok Allah'ım şükür olsun. Gösterdi. Çok teşekkür ederim. Kaldı iki tane sap. Abi hızlı olsun. Yakışıklı olan bu da böyle. Oho, hayda! Hayda! Asan böyle geçsin. Yakışıklı olan bu tarafa geçiyor. Ya ben hiç üstüme alınmıyorum. Daha yakışıklı olan da o tarafa geçsin falan. Peki. Hangi taraf muzur, hangi taraf muzip olsun? Muzur ve muzip! Yani 5 tane kapıdan yola çıkacağız. 5 kapıdan gireceğiz. Kapıdan nasıl gireceğimizi biz biliyoruz ama kapıdan sonra ne yapacağımızı siz biliyorsunuz. İlk tekniğimizin ismi hızlı çekim. Bir doğaçlama yapacaklar. 30 saniye sürecek doğaçlama maksimum. 30 saniye bittikten sonra aynı doğaçlamayı tekrar oynayacaklar. Bu defa 15 saniyede. Aynı doğaçlamayı tekrar oynayacaklar. Bu sefer 7 saniyede. Aynı doğaçlamayı tekrar 3 saniyede. Sonra bir saniyede oynayacaklar. Ne mi oynayacaklar? Hep beraber göreceğiz. Kim başlasın önce? Sizi eş geçti. Yeni gel. Siz de miyiniz? Evet. Bakışlardan. Umarım bu manyak hocam, bana onları şey... sonra alırız. He? Sonra alırız. Sonra alırız. O zaman buraya mı? Torpili mi? Yok. Hoşuma gitti.
kendisine sakladı. Allah yardımcı olsun. Hangisi başlasın önce oyuna? Müzikler başlasın. Müzikler başlasın! Evet, müzikler. Şimdi müziklere bir mekan vermemiz lazım. Mekan. Ama lütfen... dedim ya bak 364 gün kabul ne yaparsanız yapın. Bugün azıcık kafayı kıracağız. Burada bel aşağı bel üstü bir şeyler çıkabilir Ralf. Rahat ol, relax. Burada olan burada kalır, burada yaşanan burada olur. Olacak bitecek. Muzur ve muzipçe bir mekan. Papua Yeni Gine. Sen geçen ay oradan gelmedin mi? Muzur bir yer. He? Zirvede. Zirvede. Samanlık. Saman. Hanımefendiler itirazınız yoksa samanlığı alıyorum. Var mı daha güzel fikir olan? Senaryoyu izlemiştim. Yok, yok valla. Valla yok. Vallahi. Peki, samanlıkta hiç konuşamıyor, konuşmayın. Hiç düşünemiyorlar, bir anda başlıyorlar ama siz de bize oyun başlangıcı için 5 saniye veriyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1, Halime! Halime! Efendim Halime! Bey! Hangi balyonun altındasın kız? Halime! Ben buradayım bey. Ha? Nida! Nida! Senin kızı samanlıktan getiriyorlar! Hey! Halime seni getiriyorlar! Yok, Halime, yok. Allah çarpsın öyle böyle değil. Yok burada. Vallahi götürüyorlar. Halime! Allah! Sen ne yapıyorsun orada? Çık! Çık buradan! Halime! Doğaçlama izlediğiniz, canlandırma izlediğiniz 30 saniyeydi süreleri. Şimdi aynı doğaçlamayı mümkün olduğu kadar aynı şekilde ama 15 saniyede oynayacaklar. Ben süreyi tutuyorum. Buyurun 5'ten geriye. 5, 4, 3, 2, 1, oyun. Halime, hangi balonun altındasın kız? Efendim bey buradayım. Cine, tamamlıkta getiriyorlar. Allah. Ya, tamamlıkta getiriyorlar. Allah'ı götürüyorlar. Tamamlıkta gidiyorum. Son 5. Aynı hikaye şimdi 7 saniye. Nasıl oynanır hep beraber göreceğiz. Buyursunlar 5, 4, 3, 2, 1, oyun. Ben buradayım. Dinlemek istersin. Sen uzaktan geçin. Evet, 3 saniye. 3. Haydi. 3. Hani 3'e kadar sizin 5'ten geri sayıyoruz. O kadar bile değil. Evet, hazırım. 5, 4, 3, 2, 1, oyun. Hadi bunu da kurtardı. Şimdi 1 saniyede... Haber kısmı yok. Şu an seyirci sana acıyor. 5. Bir yana iki. Zalacak olsun. İki. Sen daha hızlı konuştun. Üçten geri buyurun. Üç. İki. Bir. Sempatik dinlerden geldiğini anladım. Az önce fark ettim beraber. Sempatik. Çok canım. Efendim muzuru izledik, muzipi izlediniz. Ha şeyi söylemedik. Bu arada her tekniği iki grupta oynayacak. Siz o tekniği hangi taraf daha iyi oynuyor ona karar vereceksiniz ve puanlayacağız. Günün sonunda bir grup kazanacak. Diğer grup önüne bakıp ağlayacak. Yapacak bir şey yok. Hayatın gerçekleri. Allah alatmasın. Allah alatmasın. Bilen bilir çok ağlıyoruz. He? Bilen bilir çok ağlıyoruz. Ona göre puanlama yapın lütfen. Lütfen. No, yakın arkadaşlar falan mı var orada? Yani hayır. Yok. Lütfen seyirciden şunu istiyoruz. Seyircimiz lütfen objektif karar versin. Evet sırada muzur var. Sıra. Tekrar aynı soru. Mekan. Benzinlik. Benzinlik. Baba. Araba var mı? Var.
fark ettim. Karakol. Bu ara hepimizin hayallerinde, her şey hayallerinde diyorum, aklımda benzinlik. Benzinlik vardı. Rüyamda benzinlik değil mi? Hamam mı dedin? Hamam. Karakol. Denizaltı. Doğumhane. Dur. Karakol. Karakol. Doğumhane. Karakol. Nasıl karakol? Doğumhane mi? Doğumhane mi aldın? Evet. Doğumhane mi karakol mu? Doğumhane. Doğumhane. Bir görelim bakalım. Hamile de belli. Peki 5'ten 20 vurun. 5. 4. 3. 2. 1. Ay. Ay gibi yapıyorsun. Alsın 5 saniye erken bitirdi. Ben bitirdim. Bebeğe şiddet var hocam. Bebeğe şiddet var. Bebeğe şiddet var. Hangi bebeğe şiddet var ya? Hangi bebek ya? Bunlar ne olacak ya? Evet. Hocam fırlama olduğu için erken çıktı. Tutamadık. Hayır tuttu da tuttuktan sonra fırlatması olmaz. Hangi ben 7 aylık. 15 saniye 5'ten yere vuruyorum. 5. 4. 3. 2. 1. Ay geliyor kız! Kız geliyor kız! Kız doğru yapıyor mu? Geliyor! Hadi gel! 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 Hocam saydım 14 saniye. 5 daha, 5 bir daha, 6. Aynı oyunu bu defa 7 saniyede oynayacaksınız. 7 yani saniye. 5. 5'ten geri vurun. 5. 4. 3. 2. 1. Vurun. Ama gidiyor. Hocam beraber. Gelsin. 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 Hadi beraber kınıyoruz. Sıkın. Hapsaya gideceğim. Hadi be yavrum ya. Vur vuruyorsun be. Vur. 2 saniye ekledim. Ben de bekledim zaten. Artık fitiz. 3 saniyede bu iş bitecek. Yani 3, direkt verdim ki. 1 bitecek. 3'ten geriye buyurun. 5. Karnına koy. Ay 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 geliyor. Hadi yukarı beraber. Ve son 1 saniye. Evet. 3'ten geriye sayacağız. Onun 3'te 1'i kadar. Tamam. Tamam. 3. 2. 1. Evet, hanımlar beyler, az önce ilk kapıdan geçtik. Ne yapacağımıza siz karar verdiniz, biz içerisini doldurduk. Umut ediyoruz ki ilk oyunu günah olmaz, genellikle iyi bir şık olur ama bence güzel iş çıkardılar. Ama birisi daha iyiydi. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Şimdi tabii ki biliyoruz. Ha, tabii ki de hocam. Yani lütfen. Şimdi muzur dediğimde, muzuru, muzip dediğimde, muzip alkışlayacaksınız. Bu ne? Muzur dediğimde, muzuru, muzip dediğimde, muzip alkışlayacaksınız. Alkışın çok aldığı alan grup, oyunu, ilk oyunun 10 puanını alacak. Hanımlar, benim? Barmak yok. İlk defa gelmediniz mi ya? Ben ilk defa. Ha sen, tamam. Evet efendim. Ha kurma bizim, şöyle bir şey soralım. Oyunumuzu, bu kaçıncı? 4 burada, 9 orada, 13. 13 oyuna gelen var mı burada? Var. Hocam. Siz geçin. Bak. Ekip görsün, bak. 13 oyuna da. Evet. Allah akıl, fikir. Bir oyun bile kaçırmalı. Bazen gerekiyor. Doğru. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Eksik etmesin Allah sizden, bizi, bizden de sizi. Evet, muzur diyenler.
anlamadım. Hocam gayet etti hocam. Vallahi beraber sadece bir karar vereceğiz. Hangi taraf çok alkışlıyor, tamam mı? Siz de beğendiğiniz tarafı şey yapalım. İsim neydi? Evet, Tuğçe. Evet, yok hocam. Ben arkadaşlara alkışladım. Hani yok yok, kendiniz alkışlayabilirsiniz, sıkıntı yok. Ama sınırıcıya bastık. Alkışlayabilirsiniz. Ne oldu? İsmail. Ne oldu? Dur. Mesut, sadece alkışlayabilirsiniz. Hocam koca o taraftan ya, oraya tutuyor. Şimdi. Muzur diyeceğim, muzur diyeceğim. Hangi tarafın daha çok alkışladığını beraber seçeceğiz. Evet. Hazır. Muzur'un alkışları. Daha çok duydun evet. mu? Nasıl hile? O zaman yapacak bir şey yok. Hayır böyle. O zaman şöyle. Hayır yap, böyle bir şey olmaz. Puanlar muzisi doğduktan sonra da orta açar gibi açtı. Bir şey söyleyeceğim. Biz de sahnede basıldık. Hiç. Allah Allah. Ya diye baskı var. Kesinlikle var. Onu ben de yapayım. Evet, uzatmıyoruz. Geldik hemen ikinci oyunumuza. İkinci oyunun ismi değiştir. Bu oyunu genellikle iki ekipte ikişer kişiyle oynuyor ama isterlerse üçüncü kişi de devreye girebiliyor. Oyunu konuşurken onlar doğaçlama esnasında diyelim ki birisi konuşuyor, o konuşurken ben değiştir dersem kendi konuştuğu cümlenin, son cümlenin anlamını değiştirmek zorunda. Ve bunu da doğaçlamanın içerisinde yedirecek, yedirebilirse. Siz de yedirip yedirmediğini, güzel yapıp yapmadığına karar vereceksiniz. Şimdi kim başlasın? Muzur mu, muzip mi? Kaybeder. Kim başlasın? Siz mi başlamak istiyorsunuz? Buyurun. Ben biraz görüyorum. Sağ, sol. Sol bence. Sol. Sol. Sizi alıyoruz. Yalnız yeni bir konsept tuttunuz galiba. Nasıl yani? Alkışlanan tarafa değil, lider tarafa veriyorsunuz şeyi, puanı. Ben de böyle yapacağım. Evet, ben de böyle yapacağım. Yeni konsept, hayırlı olsun. Eğilemiyorum. Hayırlı yine. Olsun. Nasıl ya, biz de alkışlandık. Seyirci seçti, seyirci. Hocam bundan niye konuşuyorum? Alkış, ben şimdi bak, seyirci alkışladı, seyirci seçti. Bak, bak. Hasan. Aa, ezdi. Sırf bu yüzden, sırf bu yüzden. Gerginlikten dolayı, gerginlikten dolayı günün en, dünyanın en büyük derbilerinden birini bugün izlemiyorum. Beni burada bir derbiye sokmayın. Otur çocuğum, oturma yani, ayakta kalın. Şimdi, bu sefer hem bir mekan istiyorum sizden, hem de o mekanda konuşulan saçma sapan, yani mekan uyumsuz olan bir konu. Pavyon. İşte bu. Kasa sırası. Pavyonda? Kasa sırası. Kasa sırası. Pavyonun ne sırası? Kasa. Ben yer söyleyeyim. Bir kırmızı burası. Mesut. O zaman yağ fiyatları. Zaten kasa sırası ne kasası diye sorulur mu? Allah bilir. 18 yıl ne kafası yiyor pavyonda kasa sırası falan diye. Ya arkadaş pavyonu söyleyen fıstık gibi bir abla. Abi ne ino yaptı? Orada 18 yılında bir çocuk. İno yaptı. Demek ki muzur ve muzikli ihtiyacımız var. Hadi bakalım. He, hemen başlıyoruz. Evet. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yani, biz de numarasını da tartışıyorlar kıdem olarak. Biz de numarasını. O ne? Sen bayağı gittin sen galiba. Sen bayağı tecrübeli bir arkadaşa benziyor. Şey var mı? Haftaya sponsor olsun bizde ne bileyim. Köşküm. Buradan ben, abla, arkadaşlar gidelim. Çok güzel bir mekan tanıyorum. Çok mekan. Efendim, mevzuyu anlattık. Orada mı? Mekan, pavyon. Konumuz da kasa sırası. Beşten geriye buyurun. Beş, dört, üç, iki, bir, buyurun. Efendim sıraya gir. Buyurun. Kasa sırası diye bir şey olmalı. Ne de olsa kasiyeriz biliyoruz yani. Ne satıyorsun? Efendim siz ne almaya geldiniz? Pavyondayız görüyorsunuz. Bakın pavyon. Gülü alsak. O. Evet. Onu bedavaya veriyoruz. Değişti. Onu... Onu
Yani para veriyoruz size lan. Aldım gitti be. Değiştir. Lan neyi de alacak? Porsiyonu zaten baksana tırna be. Değiştir. Yani bakış, duruş, görüş. Almıyorum. Almıyorum. Abi Allah aşkına bunu al. Almıyorum. Lütfen bunu al. Anlat. Aldım. Dur. Ebru oynayışın değişti. Değiştin. Ulan ne olsun? Lan bu ne lan bu? Almıyor musun bunu? Alayım bari. Al lan bunu al. Aldım gitti be ya. Tamam baba. Aldım. Başka bir şey istiyor musun yanında? Soğan halkası falan bir şey. Değiştin. Yanından bir şey istiyor musun? Hamburger. Değiştin. Sosis. 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 Değiştin. Sosis değil de. Kaşar istiyor musun? Kaşar var elinde. Eski kaşar. Elinde yeni kaşar var. Kaşarın yenisi hani iyidir. Ama eskini de sevebilirsin tabii. Sucuk. Değiştir. Yumurta. Değiştir. Sosis. Değiştir. Salam. Abi sahipten hiçbir şey yok burada. Gazino burası be. Dur daha sahibine devam edelim. Son 5 saniye. Hızlı. Aldım gitti. Değiştir. Seni de aldım. Ben gelmem. Dedi ha işletme bakar lan. Yok lan bakmaz. Bende para çok. Vallahi mi? Vallahi çok. Aldım gitti. Yeni grup, muzipler, yeni neredeler? Kadınlar ama mı? Hiç duymadım. Ali Osman, lütfen bastırmış duygularını burada şey yapma çocuğu. Evet, başka. Erkekler, olabilir ama. Erkekler ama mı? Çok değişti. Çok değişti. Bir tane kaldı. Aklımıza gelmedi ya. Bir tane kaldı. Trans salonu. Sonra. Ağda salonu. Şöyle bir şey var. Biz yani sahneye çıktığımız ilk haftadan 7. 8. oyuna kadar bu sorun yani her soruyu sorduğunda ilk 3'ün içerisinde Ağda salonu 5 haftadır kabul etmiyor. Abi yok onu yapmıyoruz diye. Bakalım bugün ekip de biraz değişik ne çıkaracak. Ağda salonunda peki ne konuşuyorlar? Kulak çubuğu. Kulak çubuğu. Derbi. Televizyon nerede? 4. Yağ fiyatları. Oy kurban oldum. Yaş daha 7 onlarımı düşünüyorum. Dur anam bacım dur. Çok erken. Dur daha koca bir ömür var. Neler düşüneceksin, neler şey yapacaksın. Allah bizi karnelere düşürsün. Oğlum ben senin marketi yollamıyorum ki. Başka? Ne konuşuyorlar? Pilli bir şey. Pilli bir şey. Ne? Yumuşak bir şey. Pilli bir şey. Ağda salonunda. Evet. Ne? Zaten yapıyorlar. Allah hiç yapılmayan bir şey. Nasıl aklına geldi ya? Dedikoduyu bulsunlar. İzafiyet teorisini. Ooo. Evet. Hocam biraz bir daha çıkmamız lazım ki. Evet de ki o bak. Yanlış mı? Ooo. Locada iki misafirimiz var. Paraya koymuşlar. 3 katı fiyatlar. Salonu kapatmışlar orayı. Evet. Ağda salonunda absürt bir şey. Şükrü bana soruyor. Buyurun. Gel abi. Buyurun. Alkışlıyorum sizi. Bravo! Evet neydi? Makarna yapsınlar. Ağda salonunda. Kıllı kıllı. Ağda salonunda makarna. Sevgilisi farkında. İlişkiniz ne? Sevgilisiniz. Orada kalsın. Başka bak be adam komple kapatmış. Ağda salonu makarna. Konu evet. Konu mu? Konu. Makarna mı? Makarna ağda salonunda. Allah Allah. Evet. Değiştir 5'ten geri buyurun. 5, 4, 3, 2, 1. Abla. Hanım gönderdi beni. Bu istenmeyen tüylerin bu kadar istediğini anlam veremiyormuş. Evet. Ve sana gönderdi. Bu tüylerimi benim ağda yapmanı istiyorum. Değiştir. Benim bu tüylerimi sana vermek istiyorum. Değiştir. Benim bu tüylerimi
Sana Afrika örgüsü yaptırmak istiyorum. O zaman benim önce bakmam lazım. Dur. Değiştir. Bana bak. Değiştir. Sen bana bak. Nasıl? Şimdi parayı ben verdim, hem ben sana mı yapacağım? Nasıl? Çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş ya. Bizim burada hizmette sınır yok. Tamam ama benim bir tane çok büyük bir şartım var. Ha, söyledim. Tamam mı? O kılları, tamam mı, benden aldıktan sonra onları böyle böyle makarna yapacağız. Değiştir. O kılları benden aldıktan sonra böyle tel şehriye makarna yapacağız. Ama ama. Değiştir. Bak, o kılları benden aldıktan sonra onları böyle burgu 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 yapıp burgu makarna yapacağız. Başımıza açtığın işi görüyorsun değil mi? Bence o çok iyi olur. Bakayım, zaten doğalında da acık kıvırcık gibisin. Ha, evet, evet. Evet. Olur. Ya tamam. Bu kıvırcıklar benim şeyden aslında. Bana biri krem verdi. Dedi ki kafana sür, götündekiler dökülecek, kafanda çıkacak dedi. Ondan sen de yedin. Bir işin İsmail. Bana birisi bir krem verdi. Anlat anlat, güzel oluyor. Dur. Pişiklerim öyle gitti abi. Ay yok. Valla. Ama tabii bana da versene, ben de süreyim. Değiştir. Bana da versene, ben de sereyim. Değiştir. Bana da ver, ben de yolayım. Bak, ben sana bir verirsem o kremi böyle var ya, o saçların bu kıvırcıkları var ya. Aa, acayip makarna olur lan. Çok iyi değil mi? Hakikaten ha, bunlar böyle tık 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 makarna yaparız. Olmaz mı? Hocam değiştir desene. Değiştir. Bunları böyle tık 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 tık. Tamam efendim. İçeride konuşalım. Değiştir. Bunu arkada konuşalım. Değiştir. Bunu locada konuşalım. Bence bu konuyu hiç konuşmayalım. Direkt icraata geçelim. O zaman al. Ne yapabileceksin göreyim. Ya bunlardan hiçbir şey olmaz ya. O zaman seninkilere bakalım. Değiştir. Şey dönmüyorduk bak. O zaman seninkilere bakalım. Hasan yeter bu kadar, baktım tamam. Tamam, iyi mi? Evet, iyi, güzel. Tamam, olur. Benden makarna olur mu? Yap aşağı, hadi yapalım. Benden makarna olur mu? Evet. Oo. Çekiyorum, hazır mısın? Dönünce toparlanıyorum ha. Muzur muydu? Muzur muydu? Umarım adalet duygunuzdan dolayı yapamışsınızdır. Ya artık ya. Ya pardon. Ne oluyor ya? Ya adalet duygunuz. Sen şimdi seyredin. Hayır ya, sen şimdi seyredin. Siz de kendi puanı verip bu kadar laf yediğim ender oyunlardan bir tanesine siz denk geldiniz. Geldik üçüncü oyunumuza. Üçüncü oyunumuzda sizden de bileni rica ediyoruz buraya. Nedir oyunun ismi? Bir şey içer miyiz? Evet. Kim başlasın önce? Sen ona sorma. Sen söyle. Burası mı? Öyle mi? Ya işte hep böyle. Dördü. İsminiz? Eda. Eda'cığım, evde sen makarnayı neden yapıyorsun? İstiyorsan seyirciye bir soralım. Sizce Eda evde sevgilisiyle beraber makarnayı neden yapıyor? Umarım yapmıyordur. Genelde? Genelde makarnayı o yapıyor. Saçlar da uzun. Tabii Çin'de de böcek yiyorlar. Yapacak bir şey yok. Her şeye saygı duyuyoruz. Ayak ayak çocuklar ya. Ya. O öyle olmuyor. Alalım mı? Pardon da niye siz karar veriyorsunuz? Evet. Alkışlarla. Alalım.
Allah. Evet, buraya bir de şuradan sandalye ekleyelim. Buyursunlar. Bir tane beyefendi alacağız. Sevgilisini alalım. Sevgilisini alalım. Ama olmaz o zaman, biz rekabet edemeyiz. Ha. Hoca nasıl rekabet edeceğiz? Allah aşkına nasıl rekabet edeceğiz? Bir sonraki tur alalım. Ha, onu alalım. Ha, evet, evet. Bir dakika. Dur. Bana niye bakıyorsunuz? Sana bakmıyorum. Sana bakıyorum. Belki sesini burada açarız diye. İsimle göstereyim. Şey yapmayacağım abi. Ne yapacaksa sen yap. Yalnız istemem yani. Hocam yapma ama yani yapma. Gelmek istemiyorum falan. Eda. Ne yaparsın, ne edersin? Çalışıyorum, iş güç. İş güç, ne iş yapıyorsun? Muhasebeciyim, tekstil firmasında. Tekstil firmasında. İşler nasıl? Çok şükür. Senin işler değil, genel olarak işler nasıl? Kötü. Kötü değil mi? O yüzden eğlenmemize bakalım. Eda, şimdi ben sana şu soruları vereceğim. Şu yakışıklı kardeşim var ya, onunla bir 5 dakika kapının dışında duracaksın. Sonra ben bu 4 kişiye seyirciden fikir alarak bu 4'ünü bir şey yapacağım. Ama bir şeyin üzerine bastırıyorum. İnsan olur, hayvan olur, ot olur, diken olur, her şey olabilir. Sonra geldiğinde sırayla her soruyu tek tek hepsine soracaksın. Onlardan aldığın cevaplarla onların ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. Anlaştık mı? En sonunda da en beğendiğin performansı söyleyeceksin. Biz de onu kocaman alkışlayacağız. Tamam. Seni alkışlarla mesela emanet ediyoruz. Yapabileceğin şerefsiz sözler mi bu hafta? Yani bale falan. He? Yapabileceğin şerefsiz sözler misin? Yani evet, şey ya geçen bale yapmıştım falan burada. Otomotiv firmasında evet. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor işler? İyi. İşler iyi. Yılbaşından sonra araba bulamayacaksınız diyorlar. Ya ben otomotiv parçası üretiyorum. Sen üretmezsin, araba satmıyorsun. Biz üretiyoruz diyor. Peki, mevzuyu anladın mı? İnşallah. Birazdan daha iyi anlayacaksın. Şimdi dostlar, sempatik abiye bir hayvan. Öküz. Tembel hayvan, öküz. Tembel hayvan, başka. O benim lütfen. Deve. Deve. Kurbağa. Kurbağa. Ceylan. Kurbağa. Valla geçen hafta, bir önceki sefer kurbağa olmayınca gelip öpen vardı. Kurbağasın. Evet, bu sefer oldu. Buraya bir nesne, eşya, meta. Uçurtma. Güzel, başka. Daha muzur muzip. Sandalye. Çok muzur ve muzip oldu. Altı yıl. Bulaşık makinesi. Tiyemiş. Tıraş makinesi. Olabilir. Başka var mı, yoksa onu alacağım? Jilet. Diş fırçası. Arap sabunu. Seç birini. Çok iyi. Arap sabunu verdik sana. Tanımıyorum. dur. Bir şey değiştirmek istiyorum. Dur. Sana ben nesne vermek istiyorum. Fark etmez hocam. Sen nesne ol. Seni değiştireceğiz abi. Tamam. Hocam İsmail Tirmişan olsun mu? Hayır. Bak bu. Ha, seni değiştireceğim. Hocam. Pardon. Buraya bir nesne. Buraya bir nesne. Arap sabunu işte. Dur, başka belki. Allah. Klozet kapağı. Klozet kapağı. Başka? Odun. Tanga. Olur. Yakıştı. Olur. Hocam ben popüler olacağım. Tanga, tamam. Kendimi 23 Nisan'daki evet. Çocuk gibi buraya hissettim ya. Popstar. Adı da verildi ve alındı. Popstar. Popstar ama bu hani YouTuber olur, bu olur. Kerim Can Durmaz. Çok geldi, bulamazsak olur. Başka? Bülent Ersoy. Olur mu Bülent Ersoy? Bayhan geldi hocam. Bayhan. Bayhan'ı Aslı'ydı değil mi? Aslı'nın yaşı yetmeyebilir. Eda. Bilir ya, bilmez mi? Olur. Tamam, nesin? Öyle deli. Bayhan. Bilir ya. Söyle. Kurbağa. Bayhan. O kadar makarna yapıyorsun. Tanga. Tango. Tanga. Tango değil mi? Misafirimiz yeni olduğu için çok üzülmeyin. Bir bitki, çiçek, pırasa. Ayşe. Deve dikeni. Şeftali.
Şeftali. Kola karar versin hocam. Evet. Ne olsun? Orkide. Orkide. Her ay hanıma ne gitti? Her ay maaşın nereye gitti? Böyle ya da gitmedi. Evet, orkide çok tatlı, muzur bir şey. Şeftali olsun. Muzur, şeftali. Kayısı olsun. Kayısı olsun. Kıyarı sevdi hocam. Kaktüs. Kaktüs. Kaktüs çok muzur muzip oldu ya. En azından bir kendileri var. Söyle abi, kaktüs. Pangba. Ayha. Kurbağa. Kurbağa. Alkışlarla dayanıyorum. Eda, şimdi her soruyu tek tek, bir soruyu dördünü soruyorsun. Ha bu sorular bitti. Diyelim ki bulamadın. Tekrar istediğin aklına gelen bir soru varsa sen de soru sorabilirsin. Tamam mı? Buradan başlayalım. Garibim daha yeni nereye düştüğünü bilmiyor alışana kadar. O süreçte o da alışmış olur. Kendini nasıl tanımlarsın? Bir numara. Kendini nasıl tanımlarsın? Ne doğru dürüst, doğru dürüst yürüyebilirim. Ne koşabilirim. Ne doğru dürüst yüzebilirim. Biraz zıplayabilirim. Bunların hiçbirini doğru dürüst yapamadığım için dere kıyısında oturur sabahtan akşama kadar dır dır vır vır yaparım. Söyleyebilirim. Hayır, en son. İki numara. Kendini nasıl tanımlarsın? Biraz ağır kanlı, yavaş ve baygın billur sesli bir kişiyim. Bunu da en son soracağım. Ben kendimi iki dağ arasında akan ılık ılık bir ırmak misali, ipincicik bir yol gibi düşünebilirsin. Böyle baltonda, saksıda, böyle sabit. Böyleleri de var hocam değil mi? Öyle değil yani, bazıları böyle de oluyor. Nasıl oluyor? Ama böyle bir şeyler batabiliyor yani denk dokununca. Nasıl oluyor? Aynı o! Peki, geldik ikinci sorulara. Seni nerede bulurum? Seni nerede bulur? Beni... dere kıyılarında, su kıyılarında, bağda, bahçede ama bazen beden aşağı kısmı da restoranlarda bulabilirsin. Seni nerede bulurum? Beni yarışmada bulabilirsin ama artık pavyonlara düştüm. Ne oldu, bir etkilendin? Hayır, burada gerçek yolda yürüyorum. Sorma. Yol yakınken sorma. İstediğim soruyu sorabilir miyim? Önce hepsini soralım, sonra istediğin soruyu sonra sorabilirsiniz. Hayır, buradan istediğim. Şimdi bunların hepsini tek tek hepsini soralım. Tamam. Sonra tekrar soralım. Seni nerede bulurum? Seni nerede buluruz? Beni. Hocam acı şey mi? Rahat mı ediyorsun? Rahat. Beni nerede bulabilirsin? Kapat. Beni bazen pis kokular içerisinde bulabilirsin. Beni bazen iki yanak arasında bulabilirsin. Yok. Beni bu şapşapın bir anlamı var mı? Evet. Bence yeterli. Beni kesin orada bulursun. Burada bulursun. Seni nerede bulurum? Beni kaynana balkonunda bulabilirsin. Görümce balkonunda bulabilirsin. Bazen de böyle yol kenarlarında... Yok artık. Hangi yol kenarı ya? Meksika, Texas falan galiba. Peki, üçüncü soru. Benim için nasıl bir romantik yer?
gece hazırlar. Hadi bakalım. Senin alakası yok. Arkadaşı bara mı alsak acaba? Bizden bir bira ya da daha ağır bir şey. Seni prenses yapalım. Onu mu? Ama öpücükten sonra galiba. Evet, beni öpersen seni prenses yaparım. Onu öpersen ne oluyor? Öyle bir hayat. Kral. Onu öper. Öpeceklerini buluruz. Oyunumuzda şöyle bir şey var. Sizden aynı anda yapmanızı rica ediyorum. Sol elinizi uzatın. Şöyle çeviriyoruz. Kime hocam? Şöyle yapıyoruz. O, Hugo. Sempatik abiye karşı dönüyoruz. Bir, iki, üç. Buyurun. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet. Geldik ikiye. Benim için nasıl bir romantik gece hazırlarsın? Harbiden gidiyor. Ama niye gidiyor? Abi dur, abi dur be. Biz viski içeceğiz. Double ya. Devam. Öyle deli gibi eserim ki başın döner. Şarkı ses ekibinde pavyonda sana masa kurarım. Sana geçebilir miyim? Lütfen. Bana geçiyorlar ya. Benim için nasıl bir romantik gece hazırlarsın? Evet, çok güzel. Öncelikle bu soruyu bana sorduğun için çok teşekkür ederim. Ben bunu göstermek istiyorum. Müzik. Varla yok arası et gmail.com.
Aa 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 aa. Böyle bir şey. Evet, İnternetteki nickname'in nedir? Batar geçerim noktada. Kahvenin var mı? Evet. Burası fil. Hayır. Değil mi? Kurbağa. Bayhan. Kaktüs. Ben ona bir soru daha sormak istiyorum. O kaşındı. Müzik. Evet. Abi. Bilemedin mi hakikaten? Yok, bildim. Aa, tadına varıyor. Şu an sigarayı yaktım. Bence markasını soracak. Evet, bir soru. Biz de not alacağız onunla. Hangi renk? Hangi renkleri daha çok seversin? Renk gibi önemi yok ki, zaten gözükmüyor. Kelimeler, harfler. Dümdüz. Danstan çağır ya. Ha, ne olduğunu bulduğunu da söyleyemiyor musun? Evet. Hocam ne oldu? Tamam canım. Aa. Sen söyle. Valla. Soruyu sorarken hiç utanmadın ama. Renkler. Renkine kadar tabii. Eda. Bazen bazı konulara yanlış yarışmacı seçtiğimizin farkındayım. Oluyor öyle. Ama iyi ki buradaydın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rengar yapmışsınız. Ama öyle işte. Evet. Suçilisan ettiysek, burası suçilisan edilen bir yer. İftira atıyoruz, laf sokuyoruz, bir sürü şey söylüyoruz ama bu böyle esinti gibi gelip geçecek. Kimse üzerine alınmasın. Yine de olur da alınırsanız affola efendim. Amacımız eğlencedir. Baştan söyleyelim. Bu... Sence en iyi performans hangisindeydi? Şimdi ben onunla kurbağa arasında çok kaldım. Tamam. Ama tabii ki. Hangi anıyla bugünün düğünü arası? Teşekkür ediyoruz. Eda konuğumuzu! Kaçtır konuğumuzu! İsim neydi? Tuğçe. Tuğçe sen niye erkekler kokusuna bakıyorsun? Herkes bakar. Herkes. Güzel olunca alamıyor. He? Güzel olunca alamıyorlar üzerine. Yalnız gerçekten herkes bakıyormuş. Şu an anladık. Sadece kadınlar değil. Ya evet arkadaş. Soru şeydi. Neden erkekler kokusuna bakıyorsun? Güzel olunca diye oradan cevap geldi. Oğlum orada bir sakatlık. Tercihlere saygılıyız da biz gene hani senin kadınların poposuna bakmadan... Bizi seçmediği sürece, bizi tercih etmediği sürece tercihine tercih. Peki. Şey soracağım. Sen sus artık orada. Hanımlar ciddi ciddi konuşmayın, parmak kaldırın yeter. Gerçekten erkeklerin poposuna bakıyor musunuz? Hayır. Hayır diyen kim? Evet diyenlere kaldırabilir mi? Evet. Yalan söyleyenlerin kaynanası... Yok, kaynana laf yok. Seviyoruz kaynanalarımızı. Peki, isim. Hocam yalan söylemek zorunda mı istemiyoruz diye? Değil. Pardon, ne oldu ben? Olayı kaçırdın. Yok bir şey yok. Yok, gerçekten yok. Kapat konuyu. Moderatör ben patlayamadım. Peki. İsim, soy isim. Soy isime gerek yok. İsim. Tuğçe. Tuğçe. Ne yaparsın, ne edersin Tuğçe? Avukatım. Nerede? Avukatım. Hocam ihtiyaç olan... Kamuda. Bir de kamudasın. Evet, kamuda. Müşavir olarak. Kameraları kapatsak herhalde. Bu kısımda. Neyse. İsimden etmeyin beni, aman diyeyim. Bu arada şey söyleyelim. Hata yaptık, hata bizde. Şu an YouTube'da bir canlı yayında. Mahsur var mı? Kapattırabilirim. Yok. Varsa... Zaten artık yayına çıktı. Sen de olacak. O bitti. Yok. Daha başlamış bir şey gelmedi. Ben az önce gözümden anlarım kısmını
popon değil, benim popom rahat ol. Senin kullandığın değil, ben kullandım ortaya çıkıyor. Bütün Türkiye beni izliyor. Evet, ben kırmızıyı tercih ediyorum. Kıyafete uyumlu. Ona kadar geldim. Hayır canım, kıyafete uyumlu tabii kırmızı. Tamam tabii, bak kırmızı. Ben de gözükmüyor zaten. Ulan herkes ikon, moda ikonuymuş ya, benim haberim yok. Tuğçe, daha önce böyle bir interaktif oyuna katıldın mı? Hayır. Devam mı geliyorsun? Evet. Buraya geldiğinde başına böyle bir şey geleceğini biliyor muydun? Hayır. Tabii. Bilmiyor muydun? Tamam, yaşın başına atmayacaksın. Adam ne yaptığını şu an zaten dudaktan yiyerek. Yine de kemiriyor hocam, tırnaklarını öyle. Onlar da çalışıyor. Hani kesiyor. Evet. Otur ya. Bir şey, aranızdaki ilişki? Eşim. Eşiniz şey dedi, ya hanımla işte sanatçı ruhlu olduğunu... Shakespeare... Yani şu dönemde sanata bu kadar değer verilmezken bir Shakespeare Molière izlediğim muzur muzik bu şey mi acaba İngiliz edebiyatında? Tabii mı? Ya. Değil. Adamın şu an düştüğü duruma bakar mısınız? Olsun. Biraz da gelişine, önce yaptı ya vurmak lazım, gelişine vurun. Peki Tuğçe, hikayeyi biliyorsun. Evet. Şimdi burayı birini daha alacağız. Hı hı. Onu seçelim, sonra seninle devam edelim. Tamam. Seç. Baba seni ilk günden, bak daha girdin anla itibaren sil. Gel. Hocam üst kattaki eşi alacaktın. Aa, ha? Evet. Üst katta eşi İleride alalım onu, ileride alalım. Aynı oyundaki kızı aldım. Bayağı yükseldi. Gel. Ben istedim. Onu başka yerde görmek istiyorum. Kağıt kalem var mı? Telefon da olabilir. İsim, soy isim? Semih Kiper. Kiper. Evet. Semih Kiper'e iki tane davetiyemiz var. Saat 224'ü takip etmeyen var mı aranızda öyle edepsizler? Instagram'da saat 224 official lütfen takip edin. Oradan bundan sonra... Bir dakika vaktiniz var, takip ediyoruz. Evet. aldınız mı ismi? Semih Bey. Semih Kiper. Semih, 224 takip ediyorsun usta. Oradan mesaj atıyorsun herhangi bir oyuna. Diyorsun ki ben yarın şu oyuna geliyorum. Biz sana, sen gel, arkadaşın gelsin, ne yapıp fark ettiniz. İki kişilik yerim var dostum. Tamam, ben teşekkür ederim size. Böylece olayı kapattım. Ben fiyansı yakın o zaman. Heyecan da var. Tanga giyiyor olmam, tercihlerimin farklı olmamına gelmez Tuğçe. Kesinlikle, evet. Olaya saygı tutam. Aynen. Sen duet ki buraya evli olarak geldin. Ve duet ki bugün oyunda genco yok. Bir başka oyunda genco'yu da izlemeye bekleriz. Umuyorum. Evet. Ama şimdi... eşinle gelme. Gel yani birader. Bizi de burada dara sokma. Bir dakika, sıkıntı yok. Evet. Ne dedik? Burada olan her şey burada olur. Burada kalır. Bakmayın şu an YouTube'da 300 bin kişi izliyor ama olsun. O beni burada yaşayacak. Şimdi, dostum ismin? Halil. Halil. Evet. Halil, sizin Mesut'la bir akrabalığınız var mı? Yok. Tanışıklığınız var mı? Çok masum bir görüntüsü. O mu yüzden aldım? Senin gibi aynı. Aynı da. O maskenin altından o masumiyeti nasıl gördüm bilmiyorum ama. O bir şey takıldım ama. Al çıkacak diye bekliyorum. Evet. Tuğçe, biliyorsun mevzuyu. Sana sorularını veriyorum. Yakışıklı kardeşim Metehan orada. Seni 5-10 dakika dışarı tutuyoruz. Hemen başlıyoruz. Evet. Buradan başlayalım. Sana ne verelim bugün Hasan? Ne isterseniz onu vereyim. Ne verelim? Kerimcan da mod olsun. Popstar mı olsun? Evet. Popstar. Bir tane popstar. Ajda Pekkan'ı. Tolga Çevik. Tolga Çevik. Başka? Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Muzur Muzip. Başka? Hasan Can. Vaaay. Resmen laf soktu bize. Hasan Can varken izlemek, burada geldim sizi izliyorum. Siz de kimsiniz dedi. Ama bizi izliyor işte. Hasan Can izliyor musun? İzliyordum. İzliyordum. Bizden sonra artık. Evet. Teşekkürler. Gökhan Can diyecek hocam tanımda. Haydar Dümen. Haydar Dümen. Olsun mu? Olur. Yapıştırdık. Ebru'ya. Bir hayvan verelim. Orhan. Boynuz olur. Başka? Eşek. Başka? Öküz. Kirpi. Siz çok masum oturuyorsunuz.
Siz de galiba yanlış oyuna gelmiş gibisiniz. Yanında Shakespeare varken bir defa geliyorsunuz. Hala memnunsunuz. Güzel, bulaştırdık. Kapıdan girerken herkese bulaştırdık. Buraya şu an gene pişman olan var mı? Valla, para iadesi yapıyoruz. Herkes çıkıp gidiyormuş. Evet. Pişmanmış hocam. Harman, ama huzur bozuk yani. Hocam İsmail pişmanmış. Genco gel. Hiç değişikliği yok. Kirpi. Tamam. Sen kirpisin. Boynuzlu kirpi. Hocam İsmail çok konuşmuyor mu acaba? Doğru, doğru. Ama o en son onu giydi ya, ondan sonra iş iyice kaydı. Evet, buraya da bir nesne. Hamburger. Kim dedi onu? Nesne, nesne. Hamburger olur abi. Nasıl şahit etsin? Soğan halkası. Nasıl geldi? Soğan halkası. Kemer. Kemer olsun kemer. Sen, sana bir nesne vereceğiz ya. Pense. Pense. Buraya da yine naif bir şey yok. Şeftali. Pırasa. Sevda bugün pırasayı veremedi. Sevda hiç haftadır pırasa taşıyor. Hani bir süre yap, et, ye. Bamya olsun, bamya. Zeytinyağlı yaptığında yeri bari. Hiç. Bamya. Bamya nasıl? Bamya. 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 Hıyar. Bamya, bamya. Ne zaman yaptık? Yok, ben yaptım. Biz onu çaplaklı yaptık bu diye. Var mı? Peki. Ekim, bamya mı hıyar mı? Bamya, bamya. Bamya, hayırlı olsun. Duyalım. Hayır ardım ben. Neydi? Pense. Bamya. Bamya. Şey vardı ya, bir tane müzik grubu vardı. Bamya, pipi ve çılgın testisler. Sizleri dinledin mi hiç? Sene kaç? Sene geçen sene. Yeter! Gel bakalım. Tuğçe, şeyi sormak iyi unuttum. En çok da oradan ki sen avukatsın, hukukçusun. Evet. Eşin savcı ya da hakim değil değil mi? Yok. Ben mesleğimdekilerle anlaşamıyorum. O yüzden... bir çöpçüyle ben... beraber... Polis. Yok. Ne? Müvekkil. Tarım makineleri yapan bir... İyi. Tarım makine aynı bizim gibi yani. Daralsız. Ekiyoruz, biçiyoruz, sıkıntı yok. Güzel. Aramızda hakim sadece varsa söylediklerimiz sadece şakadan ibarettir. Tüm burada yaşananlar bir hayal ürünüdür. Gerçekle hiçbir alakası tabii yok. Tabii ben meslektaşlarımı çok severim zaten. Meslektaşlarımı. Ha seni kendi kurtarmaya çalışıyorsun. Haftaya dava var. Tuğçe'ye gitmiş oraya. Hakim böyle yapıyor. Beni barodan atıyorlar falan. Kanka ha. Ekipte ya biz aramızı alırız da sonra sen de kanka neyse. Evet. Başlayalım mı? İlk soruyu. Başlayalım. Kendini nasıl tanımlarsın? Kendimi nasıl tanımlarım? diye tanımlıyorum. Dünya benim ihtisas yaptığım şeyin üstünde dönüyor aslında. Evet. Kendimi böyle tanımlıyorum. Yani kendi mesleğimle tanımlıyorum. İhtisas yaptığım şeyin üstünde dönüyor bu dünya. Altında mı üstünde? Hayır. Kimi zaman altında, kimi zaman üstünde. Yani o tercih şeyiyle alakalı. Evet, hadi bakalım. Kendini nasıl tanımlarsın? Ay ben böyle bazen çok sevimli oluyorum. Bazen kapanıyorum. Bazen açılıyorum. Böyle gidiveriyorum. Allah göstermesin. Ben de hiç rahatsız oldum yani. Paranormal bir şey. Yani. Evet. Cin gibi bir şey. Evet. Kendini nasıl tanımlar? Çekerim. Çekersin. Sıkarım. Evet. Bir şey daha kaldı. Bir kavradın mı? Bırakmam. Bırakmam. Evet. Öyle. Tamam. Kendini nasıl tanımlarsın? Dört numara. Dilini tutuldu. Pahalı bir sebzeyim de. Yemeği olur ve benzetmelerde kullanılır. Bravo. Bugün dört numara
gençler. Kesinlikle güzel. Beni nerede bulabilirsin? Posta gazetesinin 3. sayfasında bulabilirsin. Kendi sayfam var, köşe ne ya? Köşe değil, sayfam var böyle. Başka nerede bulabilirsin? Bir performans anında beni yönlendir ya bir teknik direktör edasıyla yönlendirme yaparken bulabilirsin. Performansı yorumlarken bulabilirsin. Tamam. Sen tamam. Beni böyle hava kararınca böyle pırt diye gidip böyle giderken böyle durup denedi kendini çıkan bir şey böyle... Hocam ayakları ters döndü bunu yani. Yanlış bir şey anlatıyor bu. Lan ben bu gece o pırt diye dedim ya da pırt yaptım neyse. Dur bakalım çıkacak şöyle. Bu boynum. Onu şu an bu aradığın kişiyi şu an başlamıyor. Dur çekip kendine gelsin. Seni nerede buluruz? Kutularda. Ne kutusu? Çantalarında. Takım çantalarında. Hocam üstü olalım. Hemen bir şey verdim abi. Kanka hocam oyuncu değiştirdim. Üstü çantalarında bulabiliriz. Marangoz sahnelerde bulabiliriz. Tamam. Dişçi koltuklarında bulabiliriz. Dişçi koltuklarında. Dişçi. İşçi kol Cem Karaca değil yani. İşçi, işçi, siz sen işçi kal değil. Tamam, seni de şey yaptım. Sen, seni de... Ay, parasını kaçtıracağım. Ay, ne iyi ya. Ben de iki bağlanım onu. Evet, evet, ona bir koltuk çıkarırız hocam. Yok, Mesut'un yerine. Ya, bu ne ya, gel ya. Yok, yok. Evet, dört numara, sen nerede buluruz? Tarlalarda, konserveler. Başka? Başka? Küçük olan yerlerde. Yemek havalanı. Peki geldik üçüncü soruya. Benim için nasıl bir romantik gece? Örnek hazırlarım ki. Bak bu arada muhtemelen ne olduğunu çözdü bir hayal gücü var. Ben de oraya atıyorum. Kimi seçtiği belli olmadı. Aklımda kalma. Yani... Seninle çıkacağımız bir akşam yemek yemeyiz bence. Hayır yani bir problemin vardır falan onu konuşuruz. Yol gösterir falan öyle yani. Ama senin için yemek değil de daha çok böyle performanslı şeyler yani. Benim işim gereği o. Sonuçta genç kadının ihtiyacı. Tabii ki ihtiyacın olabilir. Ben nasıl bir romantik gece hazırlarsın? Şimdi önce ben böyle bir... Boynuzlarım yok kesinlikle bu hatırlatıyorum. böyle güzel bir örtü yayarım. Mumları koyarım. Dikenlerimi böyle içime pırt böyle kapatırım. Ben pırt diyen kimse görmedi hocam. Ne görmedin? Hocam. Çünkü sana böyle dikenlerimin batmasını istemem. Böyle pır 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 giderken dururum. Sana yol açarım. Gel benim yanıma derim. Baya kafası karışık. Kişilik bunalımı yaşıyor. Pırt falan diyor. Tırtlıyor, tırtlıyor. Dört numara. Nasıl bir romantik gece? Üç numara pardon. Ben üçüm hocam. Pardon. Ama dördü de ya. Tamam. Kapatabiliyorum önünü ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi nerede nasıl bir şey yaşamak istediğinle bağlı. Tık çantamızı koyarız. Üzerine örtümüzü yayarız. Nerenin çekilmesini ve sıkılmasını istiyorsan söylersin. Ben gerekeni yaparım. Güzel. Çocuk nereye geldi? Dört var. Bir romantik gece hazırlar. Kendimi mevsiminde toplatırım. Güzel. Sonra pişerken limon sıktırırım ki böyle uzamayayım. Romantik gece hazırlıyor. Ama sana yaptırıyor her şeyi. Bilmiyorum biraz tercih ederiz. Ama en iyisini seçiyor. Bir dakika, üçüncü bir kişiye yaptırdım. Aynen. Üçüncü bir kişiye. En iyi şekilde servis ederim yani. Evet. Kişi servis ediyor. Ne fantaziler. Ne oldu? Romantik. Peki. Senin de tarzını anlıyoruz şimdi. Ya da eniştenin. Dört numara. İnternetteki nickname'in nedir? Herkes kendi dümenine baksın. Güzel. Evet. Kendi nokta. Nokta.
Kim ne? Haydar Dümen. Alkışlıyoruz. Uzmanı burada. Kerpeten'in mühendisi aynı şey mi? Değil hocam. Değildi. Ya bir burcu yuvarlak. Ya ben uzman diyorum ya. Tamam aynı işe yarıyorlar. Ben dur şey, dur. Yukarıda çeker de yani sonuçta. Evet. Kerpeten'in mühendisi mi? Bense daha çok elektrik sisteminde var ya. Kendi inşaat işlerinde, tel işlerinde kullanılan bir alet. Bir alet. Biz kadınlar için hepsi aynı ama hocam. Acaba? Biz kadınlar için hepsi aynı. Canım benim. Paçalıyla tanga da aynı ama sabahtan beri mevzunu farklı şekilde işlemiş. Demek aynı değil yani. İkisi aynı yere, aynı görev için geliyor. Bu arada siz kaçırdınız. Beyefendi oturduğu yerden bir yatağa kalktı. Evde hiç iş yapmıyor ki. Nereden bilsin dedi. Evde bamyayı o mu pişiriyor? Yok, her şey var. Güzel. Güzel. Hocaya bir ses geldi. Bir daha uyarırsan mı? Hocam tadilat işleri diyor. Efendim? Tadilat işleri. Tadilat işleri. Yani. Tamam şimdi evde de bir iş bölümü var. Ben de perdeyi daha hiç hanımın tahtını görmedim. Bir de Allah bir boy vermiş. Efendim? Biz de perdeyi kendimiz takıyoruz. Aaa! Haydar Bey'im sana sevgi diyorum. Ne erkekler var diyorum. Peki dört numara sence ne? Gelirse bizden. Ama bamya diyecek. He? Yok yok sen büyük yap da. Yok bir çocuk menüsü var. O gelip bamya dediğinde bir hamburger menü veriyorsun abi. Dükkana bizi, gelecek. Tabii dükkana gelecek. Sen anlamıyorsun bamya. Aynen. Muzun muzip bamya. Muzun muzip bamya. Bamya desin yeter. Abi ben de gelirim böyle. Dükkanı canlandırdım da biz bamya diye giriyoruz. Yani bir performans orada yaparsınız ya artık bir zahmet. Ben tanga diye gitsin. En azından bir talebin olurdu ama bamya... Elinde yok diyor ya adı yani. Tamam bamya benden. Kiminin bamyaya, kiminin Konya'ya, herkesin bir şey ihtiyacı vardır. Evet. Şimdi Tuğçe oraya verdik. Burayı da beğendik mi? Çok. Güzellerdi. Peki, o zaman bunu rica ediyorum seni hocam. Hanımefendiler, beyefendiler, 5 dakika 7 dakika arası bir mola. Yine söylüyorum, içecek almak isterseniz içeceklerini de aşağıya inebiliyorsunuz. Puan, puan. Yok puan. Niye? Benim canım öyle istiyor. Muzur diyenler. Huzur diyenler. Huzur diyenler. İki puan, 10 puan farkıyla kulise gidiyor. En geç 10 dakika sonra buradayız. İyi seyirler.